Herkese merhaba. Şu anda size İzmir'in Ödemiş kasabası, Ödemiş'in Bilgi kasabasından sesleniyorum. Belki de Türkiye'de gördüğüm en güzel köylerden bir tanesi. Hakikaten hayretler içindeyim. Dün gece geldim buraya ve bu mimari ki UNESCO burayı koruma altına almış beni büyüledi. Peki neden buradayım? Başkanla 24 saat adında bir program çekmeye karar verdim. Ve konuğum Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı. Bir kampanya başlattı. Başka bir tarım mümkün diye. Burada hedeflediği şey ne? Ne yapmaya çalışıyor? Daha önce yazın buraya gelmiş ve eşi Neptün Soyer'le, yani İzmir Kooperatifler Birliği Başkanı Neptün Soyer'le bir söyleşi dizisi yapmıştım. O çok ilgi çekmişti aslında, benim de çok ilgimi çekmişti. Fakat tarımla ilgili böylesi bir şey başlatıyor olması benim gerçekten ilgimi çekiyor. Bizzat gelip kendi ağzından dinlemek istedim. Onunla 24 saat geçirdim bütün ekibiyle ve ben gerçekten etkilendim. Bakalım siz de aynı şeyi düşünecek misiniz? Gelin teker teker sokak sokak onunla bir gezelim. Sonra oturalım bir sohbet edelim. Bakalım hakikaten vizyonu neymiş? Başkanım, normalde sizin İzmir'de makamınızda bu söyleşi yapmak gerekiyordu. Evet. Ödemiş'in Bilgi Köyü'ndeyiz. Harikulade bir yer bu arada burası. Olağanüstü, Bozdağ'ın eteklerindeyiz. Evet. Fakat neden buradayız? Biz niye buradayız daha doğrusu? Bu güzelim memleketin çok büyük bir baş ağrısı var, çok büyük bir belası var. O da birçok alanda yanlış politikasını bulabilirsiniz, eksiğini bulabilirsiniz ama özellikle tarımda çok büyük bir vahamet taşıyor, öyle diyeyim. Yani o yanlış politikaların bizi getirdiği nokta çok büyük bir vahamet taşıyor. Çünkü artık öyle bir hale geldik ki hani derler ya, baraj şu kadar gün eğer şey olmazsa, yağmur yağmazsa kuruyacak. Evet, susuzluk başlayacak. Susuzluk başlayacak. Kuraklık başlayacak. Neredeyse bunun gibi işte, eğer Cezayir'den patates gelmezse, eğer işte Tunus'tan buğday tohumu gelmezse seneye ekmek yiyemeyeceğiz. Evet. Gibi tablolar haline gelmeye başladı. Yani vahamet o noktada. Hı hı. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı var. Bu bir kısır döngüye dönüşmüş vaziyette. Her geçen günde o kısır döngünün yarattığı çözümsüzlük ve tahribat büyüyor. Hı hı. Siz ithalat yaptıkça daha çok yapmak zorunda kalıyorsunuz. Daha çok yaptıkça daha çok yapmak zorunda kalıyorsunuz. İçerideki küçük üreticinin üretimden kopmasına sebep oluyor. Çünkü rekabet edemiyor. Siz dışarıdan o ürünü satın aldığınız zaman vergiyi de sıfırlıyorsunuz. Ya sen kendi vatandaşın mazotuna vergisini, özel tüketim vergisini, KDV'sini, bilmem nesini öderken o Cezayir'deki üretici, söz gelimi, sıfır vergiyle buraya ürününü göndermiş oluyor. Dolayısıyla aslında sen kendi üreticini haksız rekabete sokuyorsun. Belediye başkanı seçerken, seçime gittiğinde mevzuatı bilerek oy kullanmıyor. Bu işte 6236'ya göre şunları yapabilir, bunları yapamaz. Öyle bakmıyor. Diyor ki ben, diyor, seçeceğim insan, diyor, benim hayatımı iyileştirsin kardeşim. Seçeceğim adam benim hayatımı kolaylaştırsın. İşte çöpümü alsın, efendim altyapımı yapsın. Modern, güzel bir hayat yaşatsın bana. İyi bir hayat yaşatsın. Evet. Şimdikinden daha iyi olsun istiyor. Onun için oy veriyor. Doğru. Ben de zaten seçildiğimde senin hayatını iyileştireceğim diye söz vererek giriyorum bu işe. Abi, tarım benim işim değil, kusura bakma diyemem yani. Böyle bir şey yok. Çünkü her şey gelip orada kilitleniyor. Benim kapımda 200 bin tane CV var. Hepsi işsiz. İşsiz. Nereden çıktı bu işsizlik? Niye böyle bir tablo var? Ben o insanlara iş yaratmak mecburiyetindeyim. Onun için tarımla uğraşıyorum. Beydağ'da 25 muhtarla bir toplantı yaptık. Evet.
Ben işte bu ilçelerdeki muhtar arkadaşlarımla bir araya geliyorum, oturuyoruz, konuşuyoruz, dinliyoruz tek tek birbirimizi. Her gittiğim yerde bana mutlaka biri cebinden CV çıkartır verir hocam. Nereye gidersem gideyim, kim olursa olsun. Mutlaka bir CV'si vardır, bir yakını vardır işe girmesini istediği. O toplantı 3 saatlik falan bir toplantıydı herhalde. Bir tek muhtar bana CV vermedi. Neden peki? Çünkü o Beydağ'da üretici, Büyükşehir Belediyesi'nin alım garantisiyle süt üretiyor. Ve adamlar iş güç sahibi oldular. İş güç sahibi oldular. Yani toprağından ayrılmak istemiyor ki. Yani kimse Büyükşehir'de çalışmak diye bir şey yok. Ya ekmeğini kazanmak istiyor, ailesini geçindirmek istiyor. Yani şu Birgin'in köyünde yaşayan insanlar aslında bu köyden çok mutlular. Ve altı ayaklı bir proje başlattınız. Evet. Biraz şu projeden bahsedelim. Yani nasıl bir planınız var? Plan çok net. Bütün süreci kapsıyor. Yani buradaki diyelim ki koyun keçiyi destekleyecek bir süreç başlatıyoruz. Orada o süt yemiyle başlayan bir süreç bu. Süt yemini teslim ediyoruz. 250 ton civarında şimdi de çok daha yeni başlamış olmamıza rağmen süt yemi dağıttık. Şimdi 3 ay boyunca o süt yemi dağıttığımız arkadaşlarımız süt yemiyle koyunlarını büyütmeye başlıyorlar. Evet. 3 ayın sonunda biz onu satın alıyoruz. Ve kavurma için Ödemiş'teki Et Entegre tesisimize getiriyoruz. Kavurmasını yapıyoruz. Ve o kavurmayı da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıyoruz. Yani birincisi işte o üretici küçükbaş hayvan bakımıyla ekmeğini kazanmaya başlıyor. İşte sütüyle, evet, yoğurduyla, peyniriyle. Ondan sonra burada et girmeyen mutfaklara biz kavurma götürmüş oluyoruz. Ondan sonra küçükbaş hayvan olduğu için bu o büyükbaş hayvan için gereken silajlık mısırı, kaba yemi ihtiyaç duymuyor. Dolayısıyla kuraklıkla mücadeleye, küresel ısınmaya bir katkımız oluyor. Kısacası bir küçücük süt yemiyle başlayan hikaye buralara dönüşüyor. Bir döngü giriyor. Artık bir katma değer yaratıyor bu arada. Katma değer yaratıyor tabii. Şimdi buradan çıkan ürün çünkü senin İtalya'nın mozzarella'sından çok daha lezzetli, çok daha düzgün bir ürün. Ama orada devreye galiba markalaşma geliyor. Aynen. Onun için zaten diyorum ya, bu bir geniş bir yelpazenin içine girebilecek birçok adımı içeriyor. Yani tarım artık sadece ziraat bilimiyle ilgili bir mesele olmaktan çıktı. Yani bu hakikaten endüstriyel tasarımı da içeriyor. İşte grafik tasarımı da içeriyor. Aslında çok önemli bir sözsüz başkanım. Şunu merak ediyorum. Siz orada ne grafik tasarımcısınız, ne üreticisiniz, evet, ne alıcı. Aslında siz bir iklim yaratıyorsunuz. Çok doğru. Ve iklimin belli paydaşlarından siz aslında orada minik desteklerle bir iklimle bir aslında bir ekosistem yaratıyorsunuz, değil mi? Tabii. Tam da böyle. Çünkü bunun bir ayağını açık bırakırsanız, bir ayağını da eksik bırakırsanız o döngüyü tamamlanmazsa bütün bu hikaye çöpe gider. Tabii, çok doğru. Yani her bir çarkında, çarkın her bir dişlisinde herkes üzerine düşeni yapmak zorunda. O nedenle tam da dediğiniz gibi bu bir ekosistem. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Sağ olun. Merhaba kardeşim. Hazırlamıştın kazanmaya gitsin. Sağ ol var ol. Çok memnun oldum. Babasını kaybettim. Neyse ya. Kolay gelsin. Hadi iyi bakalım. Merhabalar. Merhaba. Hayırlı işler, kolay gelsin. Ödemiş'i balıkla besleyen bunlar. Hey, süper. Hayırlı işler, merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah iyilik versin. Şunu merak ediyorum. Mesela Tarım Bakanlığı'nın belli politikaları var. Mesela bu tohum meselesi çok önemli. Evet. Tohumla ilgili mesela dün dikkat ettim. Bu atalık tohum, yani yerel tohum meselesinde, evet, sizin bir vizyonunuz var. Bir de onu paylaşır mısınız? Tabii. Hocam bu
bu topraklar hakikaten işte o bereketli hilal denilen topraklar, evet. Ya tarım 12 bin yıl önce, 13 bin yıl önce bu coğrafyada doğmuş. Tabii. Göbekli Tepe diye biz neyle övünüyoruz? Tabii, çok doğru. İlk tarımın başladığı topraklar bunlar. Mezopotamya, işte o Göbekli Tepe'nin olduğu bölgeler. Ne olmuş peki tarım başlamış? Yani tohumu icat etmiş bu insanlar. Tabii. Ve onun işte toprakta büyütmüş. Şimdi yani göçerlikten yerleşik hayata geçilen bir sürecin kilometre taşı, dönüm noktası bu coğrafya. Peki biz ne yapmışız abi? Yani bu tohumları yok etmişiz. Akıl alacak gibi değil yani. İnanılır gibi değil. Ve bunları tek tek yok edip ondan sonra gidip hibrit tohum almaya başlamışız. Şimdi bu bir kabus yani, bu akıl alır bir şey değil. Yani bu akıl tutulması yani, hakikaten öyle. Neyse. Şimdi biz o tohumları tekrar gün ışığına çıkartıyoruz. Benim bu Karakılçık hikayem yaklaşık 10 sene önce başladı hocam. Hı hı. Hikayesi de şu. Biz bir tohum, işte tohum yasası çıktı ya 2006 evet, yılında. Evet. Bu vahameti görünce dedik ki biz, ulan bunlar bize tohum satışı yaptırmayacaklar. Takasını yapalım biz, hı hı, bu işin. Abi biz ilk takas şenliğini yapmak için Seferihisar'ın bütün köylerinde ev ev böyle bir ekip kurduk. 4 ay dolaştı arkadaşlar. Ve 284 tür tohum topladılar. 284. Bak 284 tür çeyiz sandıklarından tohumlar çıktı. Kavanoz diplerinden tohumlar çıktı. İnanılır gibi değil. Ve hiç unutmuyorum, Gödence'de bir amca dedi ki, evlat bu Karakılçık tohumudur. Hmm. Buğdayıdır. Bunu yetiştirin. Bir zamanlar buralar hep Karakılçık'tı dedi. Ve biz aldık bunu, önce saksıda hepsini ama yetiştirdik. Biz ilk tohum takas şenliğini yaptığımızda işte karpuzcuları karpuzcularla, elmacıları elmacılarla hepsiyle buluşturduk birbirleriyle. Takas etmelerini sağladık ama biz de göz hakkı aldık. Ve bir naylon sera kurduk. Bunlardan 83 mü 84 mi yanlış hatırlamayayım şimdi, türünü filizlendirmeyi başardık. Ve bunlar, ondan sonra onları büyütmeye, çoğaltmaya çalıştık. Büyük bir serayı büyüttük önce. Fakat bu Karakılçık tohumu önce saksıda büyüdü. Sonra bunu bir tarlaya, sonra 6 dönüm bir bahçeye, sonra 120 dönüme, sonra 370 dönüme. Ya böyle her sene artıra artıra biz bu Karakılçığı büyüttük. Diyeceğim, birincisi gerçekten daha zahmetli bir buğday türü. Başaklar ağır ve yatıyor, hemen yatıyor. Biçmede problemi var. Çok dolgun başaklar çünkü. Daha sert dokusu ve daha kepekli bir şeyi var. Ama bir kere gluten yok. Tabii. En önemlisi. Yani çok daha lezzetli, çok daha besleyici. O analizlerini falan da yaptırdık. Yani inanılmaz güzel bir ürün. Özetle mesela Siyez aynı şekilde. Daha uzatmayayım ama bu tohum meselesi bu işin can damarı. Çünkü hakikaten eskiden postallarla toprak işgal edilirmiş. Şimdi tohumla ediliyor. Çok doğru. Hocam mesele sadece Ödemiş'i kurtarmak, Küçük Menderes'i kurtarmaktan ibaret değil. Biz bu politikanın Türkiye'yi kurtaracağını biliyoruz. O nedenle ortaya koyduğumuz politikanın detaylarını, içeriğini bunu düşünerek hazırladık. Bu uygulanabilir bir politika. Sadece İzmir'de değil, Türkiye'nin her yerinde uygulanabilir bir politika. Biz kriterleri, ilkeleri tarif ettik. Günün birinde diliyorum ki bu politika Türkiye'de hayata geçtiğinde öğretmenlerimizin bize söyledikleri günlere geri döneceğiz. Kendi kendine yeten ekonomimizle, bu cennet toprakların, bu olağanüstü güzel memleketin bize bahşettiği potansiyeli gerçekten hayata geçirerek, kullanarak ve onunla uyumlu bir yaşam kalitesini ortaya koyarak. Anahtar burada. İzmir her zaman farklıdır ya. Eyvallah. Siz aslında İzmir'i bir anlamda da şöyle tarif ediyorsunuz. Mesela dışarıdan bakıldığında aman canım çok romantik bir başkanla gidiyor, toprakta tarımla uğraşıyor. Fakat siz Avrupa'yı, dünyadaki trendleri de takip ediyorsunuz.
yapıyorsunuz. Dolayısıyla bu ekoloji dediğimiz şey. Yani dünya aslında nereye gidiyor? Siz biraz da bunu görerek Türkiye'yi oradan alıp buraya çekmeye, bakın gelecek burada demeye çalışıyorsunuz. Doğru mu okuyorum? Tam da böyle hocam, bravo. Yani bunun ne romantizmle, ne naiflikle, ne bilmem neyle alakası yok hocam. Yani gaddar bir dünyada yaşıyoruz ve ayakta kalmak için çok akıllı olmak lazım. Yani savurganla, şapşalla, aymazlığa yer yok. Öyle oldukça geriye gidiyorsunuz. Yani o nedenle çok diri, çok uyanık, çok akıllı olmak lazım ve dünyayı sıkı takip etmek lazım. Evet. Kendi içinize döndükçe, kabuğunuza kapandıkça, o dünyayı ıskaladıkça aslında hayatı ıskalıyorsunuz. Benim yapmaya çalıştığım şey bir yandan bu olağanüstü memleketin köklerini, o kadim kültürün köklerini iyi anlamaya çalışmak. Bir yandan da bu köklerin bizi taşıyabileceği yerleri işte dünyayı izleyerek, hayatı anlamaya çalışarak görmek. Bu doğanın dışında daha ne olabilir, hani yerli ve milli? Yani şu ağaç yerli ve milli değilse ne yerli ve millidir ki? Yani şuradan akan dere, bu gökyüzü, bu toprak yerli ve milli değilse nedir ki? Evet, en yerli ve milli olan bu topraktır, bu sudur, bu köktür, bu ağaçtır. Bunları savunmaktır önce yerli ve milli olmak. Bunları korumaktır, bunların üzerine titremektir. Ben yerli ve milli olmaktan bunu anlıyorum hocam. Hocam bir kere İzmir'i Türkiye'nin diğer şehirlerinden ayıran en belirgin özellik bir arada yaşam kültürü konusundaki geçmişi ve deneyimi. Bu şu anlama geliyor. Bir liman kenti olmanın verdiği bir özellik belki de farklılıkların bir arada yaşamayı başardığı bir şehir İzmir. Yani birbirinin dilini dinini bilmeyen insanlar yüzyıllarca bu topraklarda ekmeklerini büyütmüşler, bölüşmüşler. Ermenisi, Yahudisi, Fransızı, İtalyanı, Levanteli. Belki biraz onun için gavur İzmir deniyor ama bu bir birlikte yaşam kültürü oluşturmuş. Farklılıklara tahammülü mümkün kılmış. Şimdi böyle olduğu için de aslında demokrat. Yani İzmir her türlü işte kutuplaşmanın getirdiği, dayattığı iklime rağmen ve bu zaman zaman bu iklimin etkilerini görüyor olmamıza rağmen bunu hala koruyabilen bir şehir. Bu bence en kıymetli yanı. Hani onun için AKP'ye oy vermiyor. Çünkü bu iklime tehdit oluşturacağını düşünüyor. Yoksa solcu, sosyal demokrat bilmem ne olduğundan değil. Ama bunun çünkü nimetlerini görüyor hayatında. Bunun güzel bir şey olduğunu görüyor. Bunun hayatı kolaylaştıran bir şey olduğunu görüyor. Huzur verdiğini görüyor. Özetle İzmir böyle bir iklimin şehri ve bu bugün çok daha büyük anlam taşıyor. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz rejim değişti. Demokrasiden her gün uzaklaşıyoruz. Evet. Dolayısıyla demokrasiyi savunmak aslında refahın büyümesini savunmak, onun adil bölüşümünü savunmak anlamına geliyor. İzmir gelecekte de bunun öncülüğünü, lokomotifliğini yapacak bir şehir. Sizin vizyonunuzda aslında bir merkezinde insanın olduğu ama bu iklimi yaratan bir başkan olmak. Doğru mu anlıyorum? Lokomotif. Bir kentin içinde yaşıyor olmak bana yetiyor. Ama bir de bununla ilgili bize bir sorumluluk ve vizyon verildi. Bunu da büyük bir onurla, büyük bir keyifle taşımaya çalışıyorum. Börek atıştıracağız arkadaşlar. Güzelliğe bak. Başkan nerede? Baksana böreğe. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, liman kenti İzmir'in sorunlarını, çözüm önerilerini ve tarım alanında yaptıklarını anlattıktan sonra esnafı ziyaret ediyor. Hayırlı işler. Merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Eksik olmayın abi. Sağ olun. Hayırlı işler. İyi çalışmalar. Bu ne güzel dükkan böyle ya. Hayırlı işler. Eksik olmayın. Sağ olun. İyisiniz. Kolay gelsin. İyi Arasan'ın güzel esnaflarından. Değil abi. Arasan'ın.
Evet. Taleplerini dinliyor, ikramlarını tadıyor. Elinize maşallah. Elinize sağlık. Şu güzelliğe bak. Vallahi çok maşallah güzel, ya. Çok. Baksana böyle. Bak, Tunçoyer esnafı ziyaret ederken biz söyleşimize Sarcık Pazarı'nın kurucusu, Tohum Takas Şenliği'nin de yaratıcısı, 2016'da İzmir Köy Koop Birliği'ne ilk kadın başkan olarak seçilen Neptün Soyer'le devam ediyoruz. Neptün Soyer'le Tunçoyer'in eşi sıfatıyla değil, ilçe ilçe köy köy dolaşıp insanlara kooperatifçiliği, birlik beraberliği, bir arada çalışmanın önemini anlatan bir köy koop başkanı olarak konuşuyoruz. Sayın Başkanım, buyurun. Teşekkür ederiz. Neptün Hanım, biz en son sizin herhalde bir 7 ay oldu sohbet edeli. Olmuştur. Fakat o günden bugüne tabii uzaktan izliyorum. Tarımla ilgili gene çok harikulade şeyler yapılıyor. Fakat İzmir Büyükşehir Belediyesi bambaşka bir kampanya başlattı. Başka bir tarım mümkün diye. Az önce de Tunç Başkan'la konuştum. Fakat siz köy koop başkanı olarak bir bu kampanya nasıl değerlendiriyorsunuz? İki, o konuştuğumuz günden bugüne olumlu olumsuz neler gelişti ve önümüzdeki süreci konuşacağım sizinle. Tekrar bir kere hoş geldiniz. Sahiden böyle keyif alıyoruz. Bizi hatırlamak değil de bizi tanış olmamız sizinle bize keyif veriyor. Çünkü aynı yolda yürüdüğümüzü düşünüyorum. Biz uzak da olsak kalplerimiz ve beyinlerimiz aynı yolda. Şimdi Tunç Başkan'ın bu açıkladığı aslında seçim zamanı gene Ödemiş'te açıkladığı başka bir tarım mümkün. İkinci Cemre'ydi o zaman. Bir kere aldığı yolu anlattı Tunç Başkan ve burada bu su sorunuyla ilgili, bütün dünyadaki su sorunuyla ilgili yaptıklarını ve bundan sonra da yapması gerekenleri anlattı. Tarım çok uzun soluklu bir hikaye biliyorsunuz Serdar Bey. O yüzden dönem dönem bunları tekrar hatırlatmak, yapacağız demek, yaptık demek gerekiyordu. Evet. Tunç Başkan'ın buradaki vizyonu aslında bütün Türkiye'ye yol açacak ve ışık tutacak bir vizyon. Evet. Çünkü diyor ki yereldeki tohumumuzu, yereldeki kadim bilgilerimizle bu toprağın, bu havanın, bu suyun hayvanıyla, toprağıyla, tohumuyla yapmamız lazım. Yoksa pandemide gördük, sınırlar kapandığı anda kendi kendinize yetmek zorundasınız. Bunların hepsinin altını çizdi ama burada bizi en çok ilgilendiren, biz bu zaten kadim bilgilerimizi, işte tohumumuzu, her şeyimizi aslında biliyoruz da bunu yaparken nihai olarak paketleyip pazarlama konusunda Tunç Başkan'ın söyledikleri çok önemliydi. Alım garantisi 4734 sayılı kamu ihale kanunuyla bakanlığın söyledi. İşte belediyelerin el verdiği şekilde kendi imkanları dahilinde üreticiden ürün alması kooperatiflerden. Bu tamam, mükemmel bir şey, bize can suyu oluyor. Ama aslında alım garantisi değil, Tunç Başkan'ın orada söylediği satış garantisi sağlayacağım dedi. Bu tarladan sofraya olan süreçte tüketiciye ulaşacak noktadaki bizim paketlememize kadar Tunç Başkan bir şey söyledi. Aslında markalaşma süreci de var orada. Evet, esas sorun bu aslında. Tabii. Biz köyde bir yandan birkaç yerde de bunu konuştum. Hani ekmek aslanın ağzında, şimdi midesinde, ama bizim için toprağın altında ekmek. Ve biz onu o kadar uzun süre işte suluyoruz, gübreliyoruz, besliyoruz ve ondan sonra işte o anlık, düşünsenize kirazı. Ne kadar süre pazarlayabilirsiniz kirazı? O kadar belli ki, ya da tutamazsınız soğuk havada çok fazla. Hani patates, soğan gibi de değil. Dolayısıyla bizim buna katma değer katıp raf ömrünü uzatacak projelere ihtiyacımız var. Kurutmadan bahsetti. En sonuna kadar nasıl paketlenecekse ve bu markalaşma sürecinde size destek olacağım dedi. Çünkü tarım, dediği gibi de dün çok da güzel bir şey söyledi. Toprakta, köyde olan bir şeyin dışında artık tarım, şehirde bunun markalaşması için inovatif çalışmaların yapılacağı da bir yer. Bunun içine o kadar farklı mühendislikler giriyor ki artık sadece ziraat mühendisiyle olmuyor tarım. Grafik tasarım bile bunun içinde. Aynen. İletişim mühendisi olmanız lazım. Tabii. Matematik mühendisi olmanız lazım. Çok iyi fizibilite yapmamız lazım. Bir de tabii artık rekabet çok yüksek. Tabii. Ama biz kooperatifler rekabet eden kurumlar değiliz. Orada sürekli böyle onu yapamaz kooperatif, bunu yapamaz kooperatif. Bir yandan bakıyorsunuz ülkede her şeyi yapan da bir şey var, kesim var. Dolayısıyla bizim rekabet gücümüz çok düşük. Bu tarz destekler bizi çok umutlandırdı. Siz geldiğinizden bu zamana baktığımızda inanın yeni mandıralarımız kuruldu. Kurdelelerini kestik. Yeni bir mandıranın Bakırçay Havzası'nda projesini yazdık. Markalaşma ile ilgili daha dün bir amca, yani herkes bir şey isteyerek durduruyor yollarda giderken, şöyle bir şey istedi.
15 dönüm arazi şurada, işte 30 dönüm arazi burada, tohum istiyorum dedi. Bakın, tohum istemeye başladılar. Biraz evvel fırınlar aynı şeyi söyledi. Bana dedi kara kılçık tohumundan dedi. Bir de ne söyledi? Dedi ki Türkiye'nin her yerine yolluyoruz artık. Bir de internet üzerinden pazarlıyorlar. Aynen. Yani Birgi'deki şu fırın, tesadüfen geldim. Olağanüstü güzel bir yer burası. Söylemişken, yeri gelmişken söyledim. Evet. Bir hanımefendi sahibi herhalde işiyle beraber. Doğu olur dedi, bize yollayın. Çünkü Türkiye'nin her yerine yolluyoruz evet. Kara kılçığı. Evet. Aynı zamanda bizim bir kooperatif ortağımız Gereli. Onu da aslında tanıyorsunuz. Onların marifetiyle de marketlerde pazarlıyorlar. Ama ben şimdi mesela hep bir tuğla fazla koymamız lazım bir araya geldiğimizde. Bizim bu bölgedeki kestanemiz Türkiye'de bir numara. Aydın Dağları'yla biraz karışıyoruz gerçi sınırlarımız ama memleket toprağının kendi aramızda tabii. Sınırı olamaz. Tabii. Aydın'la beraber bu memleketin en güzel kestanesini biz yetiştiriyoruz. Kestanenin tekrar şekere mi dönüşecek, kestane şekeri mi olacak, kestane unu mu olacak, kestane püresi mi olacak bilemem ama bir şey bildiğimiz var. Aslında unu ve püresi daha iyi satılıyor. Hmm. Evet, kestane şekerini birileri... İlk defa duyuyorum ununu, kestane ununu. Glutensiz Serdar Bey. Öyle mi? Bir kere çölyak hastaları için kullanılıyor. Kabarmıyor tabii, ekmeğe çok gelen bir şey değil ama mesela çok güzel kurabiyesi oluyor, keki oluyor. İşte o kiş dedikleri bir takım zeytinli. Ben mesela hiç şeker kullanmadan sadece pekmezle bir gün zaten size bir mutfak yemek programı yapmamız lazım biz sizinle. Biz sizinle evet vallahi ya, girelim bir yemek mutfağı. Programı yapalım. Ben de meraklıyım sizinle. Kestane ununu biz Birgi'de kestane unuyla ilgili de artık bir şeyleri pazarlamamız, satmamız gerekiyor. Dediğim gibi bir araya geldiğimiz zaman ne yapacağız, bu işlerde nasıl olacak değil. Hmm. Şunu yaptık, evet bunları da böyle yapacağız, dememiz lazım. Birgi yani Ödemiş'in tabii çok Osmanlı zamanında başkent burası. Öyle mi? Evet. Aydın tarafı. Başkent Birgi. Evet. Gördüğünüz gibi de ben hayran oldum. Hayran olunmayacak. Dokusu çok güzel. Ne diyoruz? Bir gidelim diyoruz. Bir gidelim. Hadi bir gidelim. Vallahi gelin. Birgi'ye gelin. Birgi'ye yani, gelinmez mi? Hakikaten. Çok küçük güzel konaklar var. Şu an pansiyona dönüşmüş, restore edilmiş. Mükemmel kütüphanesi var, hamamlar var, gezecek müzesi var, medreseleri var. Tengül, doğru mu söylüyorum, bir pidesi var. Tengül. Buradan Vedat Milor'a söylüyorum. Birgi pidesi mi, Torino pizzası mı? Gelsin burada. Gelsin. Buradayız. Hemen ben yapıyorum kendim. Ona mentionlayarak yapıyorum. Tengül mü pizza mı? Böyle ben bir yer. Ben bu arada şeyi sorayım size. Demin şurada gelirken bir kadın kooperatifinde ipek böceği kozası var. Evet. Sizin bana bir görsel paylaştınız. Onu anlatsanız da bir ipek böcek. Onu ben bir ufak çok anlatmak istiyorum. Çok meşakkatli bir şey ipek böcekçiliği. Ama bunun da tamam ipek, iplik, ondan sonra işte şal giyimde kullanılıyor. Biz de o kozaların, ipek kozalarının biraz daha böyle hani ipeğe dönüşmeden aslında başka şekilde kullanılabilir mi? Hani kirlisi gibi falan. Onları böyle diagonal üçte birini kesiyoruz, içini temizliyoruz. Ondan sonra misinalarla çok güzel abajurlar yaptık. Tasarım objeler oluyor yani. Mükemmel. Mükemmel oldu. Eve gittiğim zaman ilk açtığım ışık ipek böceklerinin ışığı. Muhtemelen sıcak bir ışık veriyordur o. Nasıl sıcak? Nasıl sıcak? Harika. Mükemmel bir ışık. Onun görselini tabii şimdi gösteremiyoruz ama merak etsinler. Bir de onu çekelim. Tamam. Nazmiye kooperatif ortağımız var. Zeytinli Gölcük tarafında. Nazmiye ve arkadaşları kooperatifte onları yapıyorlar. Bir gün isterseniz. Ben söz veriyorum size. İpek böceği zamanında gelecek misiniz? Geleceğim. Bir de ben yemek yapacağım sizin o mutfağa gireceğim. Kestane unundan. Kestane unundan kurabiye kiş yapalım. Kiş yapalım. Ben kiş yapayım. Tamam, siz kiş yapın. Ben de kurabiye yapın pekmezle. Anlaştık. Bir de bu arada yeni yaptığınız bütün o kooperatiflerin yeni markalaştı peynirleri tadalım. Bir de peynir tamam. Tadımı yapalım. Olur. Yeni. Yüz artık siyasetten çıkıp yavaş yavaş gastronomiye ama doğru gidiyoruz. Gerçekten tarladan sofra hikayesinin en çok ilgilendiren kısmı sofra oluyor. Çünkü şöyle, şimdi buraya geldik. Size medreseler, işte her şeyi anlatacağım değil mi? Ama bana diyeceksin ki ya Neptün nerede doyacağım, nerede ne yiyeceğim? Ona bakmıyor muyuz? Bakmaz mıyız? Bakacağız. Evet. Neptün Hanım çok teşekkür ediyorum. Bu yoğun programda bana iki İyi dakika geldiniz. Ayırdınız. Ne Sağ olun demek. Efendim. Teşekkür Sağ olun. Ederim. Çok teşekkür ederim.
Türkiye geleceği karanlık mı? Yoksa mesela sadece tarım konusunda, tarım başlığı altında bir şeyler yapılabilir mi? Benim gördüğüm şu, gerçekten yapılabilir. Çünkü burası o kadar mümbit topraklar ki, havası, suyu, toprağı o kadar bereketli ki ve mesela sadece tohum tek başına bile binlerce yıldır bu insanları, bu topraktaki atalarımızı beslemiş. Bizi niye beslemesin? Yarınlarımızı niye aydınlatmasın? Herkese iyi akşamlar efendim.